Vatandaşlar soba zehirlemelerine karşı uyarıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekmek için Nizip'te eğitim semineri düzenlendi. Vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyarmak için Nizip Toplum Merkezi Müdürlüğü'nde sakatlıklara sebep olan karbonmonoksit zehirlenmesinin kömür ve odun sobaları, şofben, kombi, borusu soba, ocak, fırın, mangal gibi ısıtma sistemlerinden meydana geldiğini söyledi. Koldar açıklamalarına şöyle devam etti. Soba zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sobanı bilinçli yak, hayatını yakma. Sobamızı bilinçli yakacağız, hayatımızı yakmayacağız değil mi? Şimdi arasında soba gazı veya soba zehirlenmesi olarak tabir edilen ve biz bu gaza ne diyoruz? Sessiz katil veya sinsi tehlike. Şimdi bu sinsi tehlike, şöyle bir bakalım nasıl canlar alıyor değil mi? Sessizce gelir bakın. Hiç ortamda olduğunun hiç farkına varmazsın. Kokusu yok ki kokusundan anlayasın değil mi? Tadı yok ki tadından anlayasın değil mi? Rengi yok ki ortamda renginden anlayasın. Ve insanları daha çok ne zaman yakalar sizce? Ha, uykuda değil mi? Ha. Ve şimdi bunun sesi, rengi, kokusu hiçbir şey yok dedik ya. Ama insan vücuduna girdiğinde solunum yoluyla, bakın insan vücuduna girince vücut tepki gösteriyor. Yani vücutta bu gazdan etkilendiğine dair bazı belirtiler görülüyor. Ha, uyanık bir insan bu belirtileri anlayabilir. Ama uyuyan bir insan anlayabilir mi? Anlayamaz. Şimdi bu belirtilere şöyle bir bakalım. Karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaşımız veya bir canlı ilk önce baş ağrısıyla kendisini gösteriyor. Baş dönmesi, yüzde pembe renk ve bakın sona doğru gidelim, hareket edememe, yani insan yavaş yavaş gidiyor ha, bakın yavaş yavaş canını alıyor farkında değil. Ha. Ve en sonda şuur kaybı ve kişiye ilk müdahale yapılmazsa, farkında olmazsa kişi hayatını kaybediyor. Ha. Şimdi diyeceksiniz ya, zehirlenme vakasında acaba ne yapmamız lazım? Ha. Evde sevdiklerimizden birisi bu gaza maruz kaldı. Bu belirtileri de fark ettik veya kendimizde ne yapmamız gerekiyor? Bakın öncelikle şuna dikkat edelim. Sakin olacağız, soğukkanlı davranacağız tamam mı? Bazıları hemen o canlıya su içirmeye, yoğurt yedirmeye veya ayran içirmeye çalışıyor. Bu mide zehirlenmesi değil ki gıda zehirlenmesi değil. Bu nedir zehirlendiği madde nedir sizce? Gaz değil mi? Gaz. Nereye etkiliyor? Solunum yolları ve ciğerleri değil mi? Şimdi sizin yediğiniz yoğurt, içtiğiniz ayran diyelim, süt diyelim nereye gidiyor? Mideye gidiyor. E bu gaz nereye gidiyor? Ciğerlere değil mi? Ha? Demek ki hiçbir etkisi, hiçbir faydası olmuyormuş değil mi? Yapmamız gereken bakın unutmayalım. Ha? Bir tek kişiyi de kurtarırsak bizim için kârdır. Ha, ilk müdahale çok önemli. Ha, hemen o anda canlıyı alıyoruz, açık bir alana çıkartıyoruz. Havadar bir yere.